Herkese merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere DJI Osmo Pocket'a nasıl harici mikrofon bağlayabileceğinizi göstereceğim. Benim de uzun zamandan beri sıkıntısını çektiğim bir konuydu. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür, ciddi bir ses sıkıntısı yaşıyordum. Maalesef ki şu ürüne de DJI'nin resmi bir aparatı olmadan harici mikrofon bağlayamıyorsunuz. Ürünü de göstereyim şöyle. DJI'nin kendi 3.5 mm ses adaptörü. Maalesef ki şu olmadan şuna harici mikrofon bağlayamıyorsunuz. Daha öncesinde birçok aparat denedim. Şöyle farklı USB Type-C'den 3.5 mm ses çeviricileri falan aldım. Şunu şöyle yine böyle bir tane daha ürün aldım. Aslında birebir aynı ürün ama maalesef ki çalışmıyor. Bu çok ciddi bir sorundu benim için. Çünkü genelde dışarıda çekim yapıyorum. Ve dışarıda çekim yaptığım için de Osmo Pocket'ın dahili mikrofonu benim için yeterli olmuyor. Çünkü sesi yüksek almak için desibel ayarlarını çok yukarıda bırakıyor. Bunu ayarlasanız da sesiniz çok kısık gidiyor. Çevredeki gürültüyü çok fazla alıyor. Rüzgarı hani çok fazla alıyor. Ve ciddi olarak çok fazla sıkıntı çekiyordum. Bununla beraber şöyle güzel de bir yeni bir mikrofon aldım. Bu mikrofonu da test edeceğim. Bunu da göstereceğim bu videoda. Ayrıca bir de şöyle bir holder aldım. Telefonla böyle daha rahat kullanabilmek için. Bunların hepsini bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Adaptörü nasıl bağlayabileceğimizi, bu adaptörün tam olarak ne işe yaradığını, mikrofondan nasıl bir sonuç elde edebildiğimizi, o ses kıyaslamalarını falan hepsini göstermeye çalışacağım. Hem dahili mikrofonundan nasıl bir ses kaydı aldığını, ki daha önceki videolarımda zaten görmüşsünüzdür ama burada da gene karşılaştırmalı testini yapacağız. Şimdi önce şu ürünü açmak istiyorum. Çok uzun zamandan beri beklediğim bir üründü. DJI bunu zaten daha yeni çıkardı. Türkiye'de yoktu. Birçok yere baktım, bulamamıştım. Almanya'da da bulamadım. Almanya'da da birçok yere sordum. Almanya'da da bulamadım. İnternet üstünden de bilmiyorum, sipariş vermek istemedim. Daha sonra sağ olsun Türkiye'den bir güzel bir abiyle tanıştım. Onun da Ak Elektronik'e de buradan teşekkür edelim. Detaylarını aşağıya bırakacağım zaten. Bu ürünü onların sayesinde güzelce rahat bir şekilde temin edebildim. Aynı gün içerisinde de elime ulaştı. Şöyle ürünü açayım ben. Normalde ürünleri parçalayarak açarım poşetlerini de. Bu ürün birazcık benim için zahmetli olduğu için ve uzun bir süredir beklediğim için hassas davranıyorum. Şöyle bir aparat. Şu gördüğünüz aparat olmadan şu cihaza mikrofon bağlayamıyorsunuz. Yani alternatifi olarak aldığım ürün de şu. Yani ikisi de aynı ürün. Üst girişleri Type-C, arka tarafı 3.5 mm çıkışlara döndürüyor ama maalesef ki lisanslı kendi orijinal ürünü olmadığı zaman çalıştırmıyor. Ya neler aldım ya, şuna bakın arkadaş. Yani şöyle farklı gene Type-C'den gene çeviriciler falan. Hatta TRS, TRRS muhabbetlerine gittim, şöyle jack çeviriciler falan. Ya bir sürü aparat denedim. Tabii bunlar ucuz yollu, yani şunlar ucuz yollu çözümler. 15 liralık, 10 liralık, hani 20 liralık çözümler. Şu ürün DJI'nin resmi sitesinde 39 dolar gibi bir fiyata satılıyor diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ben 300 lira gibi bir fiyata aldım Türkiye'de. Baktığınız zaman dolar kurundan da zaten çok da bir fark bir şey olmuyor. En azından burada ürünü hem görerek aldım, hem de güvendiğim bir yerden aldım. Şimdi biliyorsunuz zaten Osmo Pocket'ın şu alt kısmında bir Type-C girişi var. Bu ürün tam olarak buraya takıyorsunuz. Osmo Pocket'ı da açayım. Şöyle göstereyim. Şimdi mesela bu ürünü taktığınızda ekrana şuraya adaptör bağlandı yazısı geliyor. Ama mesela bu da aynı ürün. Dediğim gibi yan sanayi olanı. Bunu taktığınızda ekrana öyle bir yazı gelmiyor. O yüzden de çalıştırmıyor. Şu ara aparat olmadan maalesef ki Osmo Pocket'a harici mikrofon bağlayamıyorsunuz. Şimdi mikrofon testini yapacağım. Onun haricinde aldığım mikrofondan da biraz bahsetmek istiyorum. Ben şöyle bir mikrofon aldım. Bu Komika CVM VM10 diye bir model. Zaten bunu da aşağı detaylarını yazacağım. Ben normalde boya MM1 alacaktım. Yani aynı model zaten. Ama Ak Elektronik'ten Uğur Bey sağ olsun bunu tavsiye etti. Boya ürünlerine göre çok daha dayanıklı olduğunu ve çok daha kaliteli olduğunu söyledi. Ben de tavsiyesine uydum ve aldım. Kutuyu açtığınızda şöyle güzel bir case ile beraber geliyor.
İşte de şöyle, şurada zaten mikrofonumuz var. Şurada şöyle bir tüycüğümüz var. Şurada telefonun üstüne, DSLR kameranızın üstüne bağlamak için bir aparatı geliyor. Şurada tüyümüz var. Ben buna tüy diyorum. Yabancılar biliyorsunuz buna deadcat diyorlar. Çok da hoşuma giden bir söylem değil. Şurada da bağlantı kabloları var. Bu kablolarda da tahminimce biri TRS-TRS, biri TRS-TRRS. Evet. Ya bunlar, şöyle göstereyim. Biri 2 çizgili, biri 3 çizgili. Bu normal mikrofondan telefon bağlantısı yapabilmek için bu 3 çizgililer. Telefonlar biliyorsunuz 3 çizgili olduğu zaman bağlantı yapıyor. Normal kameralarda da 2 çizgiden 2 çizgiye şunu kullanıyorsunuz. Biz bunu kullanacağız. Osmo Pocket'a bağlarken bunu kullanacağız. 3 çizgili cep telefonu bağlantısı yaparken istiyor. Onun haricinde bir de şöyle bir holder set aldım. Çünkü Osmo Pocket'ı telefona bağladığınız zaman, hani şu şekilde biliyorsunuz, şöyle telefona bağladığınız zaman, şu an telefonu çekim yaptığım için bağlayamıyorum ama şuraya bağladığınız zaman, böyle telefondan tuttuğunuz zaman bağlantı noktasında işte hem şarj yerine falan sıkıntı yaratır diye çok şey yapamıyorum. Mecburen böyle ya buradan tutmak zorunda kalıyorum ya telefonu dengeleyemiyorum falan. O yüzden şöyle güzel bir holder set aldım. Bu holder set de bayağı işime yarayacak gibi. Onu da hatta bir açayım göstereyim. Bu da zaten PG Deck. Bu da zaten Osmo Pocket. Zaten yazıyor üstünde Osmo Pocket için olduğu. Zaten genelde bu da DJI'ya böyle tutucu mutucu falan güzel ürünler üretiyor. Ya şu ürünlerin içinden böyle garanti belgeleri, kağıtlar falan, kullanım şeyleri falan çıkıyor. Biliyorsunuz biz bunlarla çok ilgilenmiyoruz. O yüzden onları detaylıca göstermiyorum. Bu da böyle. Şöyle güzel bir holder set. Osmo Pocket'ınızı buraya koyuyorsunuz. Telefonunuzu da buraya koyuyorsunuz. Şu üst bölümde şu mikrofon aparatını bağlamak için. Altta da tabii güzel böyle bir tripod bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bunu şöyle bağlıyorum. Şu cihazı şuradan bir çıkartalım, daha rahat bağlayalım. Evet. Bu holder çok güzel bir şey ya. Yani şöyle, şurada telefonunuzu koyduğunuz zaman ve çok rahat bir şekilde tam böyle bir YouTuber gibi dolanabilirsiniz. Biz de yavaş yavaş YouTuber oluyoruz işte. Yavaş yavaş ekipmanlarımızı geliştiriyoruz. Şimdi mikrofonumuzu şöyle buraya oturtuyorum. Şunu şuraya yerleştiriyorsunuz. Şöyle. Adaptörümüzü de alta takıyoruz. Evet, sistem tam olarak böyle. Şuraya mikrofonumuzu takıyoruz. Şurada adaptörümüz. Arkadan da kablo bağlantısını yaptığımızda şu şekilde. Şu bölüme de telefonumuz gelecek zaten. Evet arkadaşlar, şimdi ses testine geçelim. Osmo Pocket'ın dahili mikrofonuyla aldığı ses kaydı, harici mikrofonla aldığı ses kaydı arasında ne kadar bir fark oluyormuş onu görelim. Evet arkadaşlar, şu an DJI Osmo Pocket'a harici mikrofonu bağladım. Bakalım ses kalitemiz arasında ne kadar fark olacak. Şu an ofisteyim. Ofiste klima çalışıyor aslında. Biraz da burada da bir ses var aslında. Rüzgar uğultusu gibi bir ses var. Bunun haricinde DJI Osmo Pocket'ta menü ayarlarından mikrofon ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ses şiddetini ne kadar yüksekte alıp almaması gerektiğini, onun da yan tarafa ekran görüntüsünü koyacağım. Ses şiddetinin desibelini ayarlıyorsunuz. Ben şu an 10 desibele göre ayarladım. Hemen biraz daha değiştireyim. Mesela şu an 0 desibele göre ayarladım. Nasıl bir farkı oluyor? Hiç bu seslerle oynama yapmayacağım. Hepsini net bir şekilde karşılaştırmasını siz de yaparsınız. Bir de mesela en yüksek 20 desibele aldım. Zannedersem şu an biraz daha dip gürültüsü falan gelecektir. Etraftaki sesleri çok daha fazla alacaktır. Burada da gerçekten özellikle klimayı açtım. Bu rüzgar uğultusu versin diye. Şimdi harici mikrofonu çıkardım. Bu da kendi dahili mikrofonu. Dahili mikrofon kaydı. Zaten daha önceki videolarımda da dahili mikrofon kayıtlarının seslerini zaten duyabilirsiniz. Onları da bir göz atabilirsiniz. Hem daha dışarıda çekimler var. Orada hani dışarıdan gibi çevredeki sesleri nasıl alıyor, nasıl dip gürültüsü oluşturuyor falan, onları da görebilirsiniz. Mesela çok rüzgarlı havalarda bu tüyü kullanmanız gerekiyor. Bunda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela normalde şunu kullandığınızda bir sıkıntı yok.
zaten çok bir alan kaplamadığı için bir sıkıntı yok. Ama şunu taktığınızda bazı noktalarda sıkıntı oluyor. Evet, şurada tüy mesela ekrana giriyor. Özellikle hani şöyle, biliyorsunuz Osmo Pocket'ta takip modu var. Takip modunda iyice böyle, hani siz bu tarafı kaydığınızda iyice ekrana giriyor. Mesela şu an takip modunu açtım. Gittiğinizde daha fazla ekrana giriyor. Kamera işte takip modunda şu ekrana girdiği zaman oluşan sıkıntının da bir çözümü var. Onun içinde bir parça var. Onu da buldum. Barışını verdim. O da elime geçtiği zaman tam olarak setup'ın son halini tekrardan bir video ile paylaşacağım sizle. Buradan tekrardan Aka Elektronik'ten Uğur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sayesinde ürünleri temin edebildim. Aşağıya dediğim gibi açıklamaya linklerini bırakacağım. İletişim adreslerini falan her şeyi bırakacağım. DJI'ın birçok resmi ürünlerini, her şeyini temin edebilirsiniz oradan. O bilgiyi de vermiş olalım. Evet arkadaşlar, tekrardan harici mikrofonu taktım. Şu pofuduğu ve tüyü de çıkarttım. Bir de normal mikrofonun standart sesini alalım istedim. Evet arkadaşlar, üst tarafa takmış olduğum yeni mikrofonum haricinde bir de daha öncesinde sahip olduğum bir yaka mikrofonu vardı. Bir de en son videonun sonunda bunu da bağlayıp bir de bununla bir ses denemesi yapmak istedim. Videonun ilk başında telefonla çekmiş olduğum bölümde zaten bu yaka mikrofonlarından almıştım ses kaydını. Bakalım Osmo Pocket'ta da nasıl bir fark yaratacak veya Osmo Pocket'a bağlandığında yaka mikrofonuyla nasıl bir ses kalitesi alacağız. Bir de onu göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar, bu videomda DJI Osmo Pocket'a nasıl harici mikrofon bağlayacağınızı göstermeye çalıştım. Yeni aldığım mikrofonun ufak testlerini göstermeye çalıştım. Onun haricinde bir holder set vardı, onu göstermeye çalıştım. Ben de yeni setup'ımı oluşturmaya çalışıyorum. Bu süreçte de almış olduğum ürünleri de sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. Ben de yeniyim ama hani gene başlayan veya bu ürünlerle alakalı bilgi almak isteyen ve hani nasıl bir setup kurabileceğini veya neler yapabileceğini görmek isteyen arkadaşlara bir nebze yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone butonuna bir tıklarsanız şöyle ve videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.